Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Madden Playground'da yeni güncelleme hakkında video çekeceğim. Videoya başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar videonun ortalarına doğru, ortalarına veya sonuna doğru siz tamamını izlerseniz görürsünüz zaten. Size çok güzel bir taktik göstereceğim, video çekmenize işe yarayacak. Yeni güncelleme ile alakalı arkadaşlar. Yeni güncellememizin sürümü 25.0. Arkadaşlar direkt sadece ana menüde de değişiklik görüyorsunuz. Burada What's New var. Ben de nedense What's New bozuk arkadaşlar. Basamıyorum ama belki sizde şeydir. Orada arkadaşlar güncellemelerde ne geldiğini gösteriyor. Play'e bastığımızda yeni haritamız geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz oylama vardı. Onun haritası geldi. Ona girelim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın dediğim gibi. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sonsuz bir harita. Ne kadar giderseniz gidin arkadaşlar sonsuz. Ki tabii ki de sonsuz olduğu için bir sürü bug var. Göstereyim. Örneğin bir tane bug. Mesela ben roket diye bir şey yaptım bu harita geldiğinde. Şöyle mesela. Buradan follow diyeyim. Şöyle follow dedim. Bunu açtım. Bunu da açtım. Arkadaşlar ve gidiyorsunuz. Usuz bıraksız. Ondan sonra arkadaşlar bir dakika. Şunu bir durdurayım. Bir de gücünü şöyle bir 10.000 yapayım şöyle. En fazla güç bu kadar oluyor zaten. Gücünü 10.000 yapayım. Arkadaşlar çok komik bozulmalar oluyor. Bakın gidiyorsunuz böyle. Gidiyorsunuz. Ben videoyu durdurayım arkadaşlar. Yavaş yavaş bozulacaktır oyun. Arkadaşlar daha tam bozulmadı. Zaten ufak ufak bozulmaları görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an titriyor harita. Bakın böyle parçalar da yamulmuş. Hatta şu an bir tane mesela adam çağırsak azıcık yamuk bir adam olacak. Ha çok tamam. Şu an o kadar değil çünkü bakın kafası falan birleşik. Normalde ufak bir boşluk oluyor. Şu an birleşik. Evet arkadaşlar şu an görüyorsunuz bozulmaları. Yani haritada zaten garip garip şeyler çıkıyor. Halata bakın arkadaşlar nasıl titriyor. Böyle bazıları şişmiş. Böyle çok kötü gözüküyor zaten. Bakın şeylere bakın. Karakter koyayım arkadaşlar görüyorsunuz. Karakterler yamuk. Şöyle koyayım mesela karakteri. Bakın böyle doğuyor karakterler. Çok garip. Tüm modlar da böyle doğuyor. Garip garip doğuyor. O zaman ben durduruyorum arkadaşlar. Ufak biraz daha ilerleyeceğim. Sonra iyice bozulmuş olacak zaten. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi ve bozuldu arkadaşlar. Buralarda bir yerde bozuluyor. O zaman ben videoyu durdurayım. Güncellemede gelen şeyleri de göstereyim. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi haritamıza tekrar girelim be. Açılsın haritamız. Şimdi arkadaşlar bu arada dediğim şey halen devam ediyor arkadaşlar. Size çok güzel bir taktik göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bir tane melon çağıralım. Nereye geldi onu göstereyim. Bakın arkadaşlar şu makine kısmına bakın bu geldi. Bu geldi. Bu geldi. Bir de bu geldi. Sonra bir de elektrik kısmına bu geldi. Bir de bu geldi. Arkadaşlar bunların hepsinin ne işe yaradığını göstereceğim. Bakın mesela bunu açtığımızda böyle oluyor. Bunu açtığımızda böyle oluyor. Bunu açtığımızda böyle oluyor. Bunu açtığımızda böyle oluyor. Peki arkadaşlar bunların böyle rengini değiştirebiliyoruz. Aslında bir parametre bir şey yok zaten. Bunların rengini değiştirebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Peki bu ABC neden var? Bu ABC arkadaşlar istediğin şeyi yazabilirsiniz buraya. Mesela abone ol yazın. Abone ol. Bakın böyle YouTube kanalınıza bir yere koyabilirsiniz. Tabii bu videonun ortalarında göstereceğim taktik değil. Videonun ortalarında göstereceğim taktik çok daha güzel arkadaşlar. Sonra bunlar kırılıyor arkadaşlar böyle bakın. Rengini de değiştirebiliyorsunuz. Mesela bakın şeyin çikolata ortaya. Şöyle. Mor bir tane karpuz yaptım. Bu da kırılıyor. Sonra arkadaşlar bunlara gelelim. Bunlar daha önemli. Bunlar dekorasyon içinde. Bunlar dekorasyon için değil. Tabi dekorasyon için de kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bakın. Şimdi bir de bizim bir yeni kablomuz geldi. Elektrik kablosu. Bu elektrik kablosunu örneğin şöyle adaptöre taktım. Sonra çalıştırdım. Bakın ışığı yandı. Evet. Şöyle hatta
Melan sürekli sen elektrik çarpmıyor. Keşke bu alsaymış. Bu adaptör ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu adaptör gücü ayarlamanıza, yani aktivasyon voltajını ya düşürmenize ya arttırmanıza yarıyor. Yani bakın arkadaşlar göstereyim. Örneğin yavaş yavaş böyle artsın diyorsunuz voltajı. Mesela şu an yavaş yavaş artıyor arkadaşlar. Aşırı yavaş artıyor. Bunu böyle düşürdüğümüzde, ama arkadaşlar bu tamamen arttığında da çok fena güçlü oluyor. Göstereyim. İşte yavaş yavaş artıyor arkadaşlar bakın. Ama şu an çarpmıyor nedense. Sonra bunun da şöyle kapatayım ya da kapatmayayım. Şurada elip parametresi. Burada voltaj var bakın arkadaşlar. Bu voltajı arttırdığınızda elektrik bir şeyler oluyor. Ve arkadaşlar voltajı artmış öyle dediğim gibi. Sonra bu voltajı arttığında neler oluyor arkadaşlar göstereyim. Şu an çok yüksek voltaj veriyoruz ve her şey çok gücünü arttırabiliyor. Bakın mesela Melan'a bağladığım anda Melan'a elektrik çarpıyor. Sonra ölüyor anında ve patlıyor arkadaşlar. Sonra yanıyor. Herhangi bir elektrikli şeye değdiğinde patlıyor arkadaşlar. Göstereyim. Bu voltaj hem de buna yarıyor. Mesela geldi Melan, pat. Elektrik çarptı. Tabii bunun voltajını düşürdüğümüzde daha az patlama olur. Mesela göstereyim. Edit parametres dedim. Sonra bunu 100 yaptım hatta. Hadi 1000 mi olsun ya? 100 olsun hadi. %'de patlayabilir belki. Evet, %'de patlamadı. Şurada edit parametres dedim. Bunu 1000 yapalım arkadaşlar. 1000'de ufak, daha ufak bir patlama olacak. Bakın. Nereye kadar fırlamıştı? Şu an çok az fırladı. Şöyle pat. Hop. Çarptıramadım. Pat. Pat. Böyle şeyler yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar size ufak bir detay daha göstereyim şöyle. Bakın arkadaşlar şu metal şeyleri alıyorsunuz. İki tane metal alıyorsunuz. Sonra arkadaşlar şunun bağlantısını keselim isterseniz. Şöyle. Şimdi bağlantısını kestim. Sonra arkadaşlar ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bir tanesine bağlıyorsunuz. Sonra buradan da bir tanesi, Allah. Ve arkadaşlar bir şey daha göstereyim. Bakın böyle böyle olabiliyor. Elektriği arttırdığınız zaman bu metaller arası iletişim oluyor uzaktan ama. Şimdi arkadaşlar bir şey daha göstereyim. Bunun bir voltajını düşünelim isterseniz. Aktivasyon. Parametres. Bunu 10 yapalım. Normal. Şu an elektriklerime gitti. Bunu arkadaşlar bakın şu an ışığı yanmıyor ya. Bunu böyle değdirdim. Pardon arkadaşlar şunu ayarlayayım içeride. Bunu 1 yapayım. Ki şey olsun. Bakın böyle değdirdiğinde ışığı yandı. Bıraktığında yanmadı. Bakın. Böyle metaller arası iletişim de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bence gayet güzel. Arkadaşlar peki bu elektrik sadece buna mı yarıyor? Yani buna ne böyle? Sadece Melan'a falan elektrik çarpıyor diyorsun. Hayır tabii ki de arkadaşlar. Örneğin vacuum cleaner'ı aldık. Gücü çok düşük ya buna. Yani düşündüğümüz gibi gelmedi bu vacuum cleaner. Şöyle mesela şurada öyle bir tane Melan var. Bu Melan'ı böyle çok yavaş çekiyor arkadaşlar. Çok güçlü değil. Bakın hemen pıt dediğinde çıkıyor zaten. Bunun gücünü arttırabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle örnek veriyorum. Bu arada bunu şeye takmanız lazım arkadaşlar. Direkt jeneratörden vacuum cleaner'a takarsanız olmuyor, çalışmıyor arkadaşlar. Adaptörle takmanız lazım. Adaptörle bağladık. Sonra gücünü arttırmamız lazım tabii ki de. Şöyle. Maksimum güç. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yanmaya başladı ve gücü öyle bir attık arkadaşlar. Bakın. Pat. Çok fena çekiyor arkadaşlar. Ve yanmaya da başladı. Tabii de yanacak arkadaşlar. Bu kadar fazla elektrik verdik. Yanması çok normal. Bakın. Pat. Evet. Gayet güzel ve eğlenceli. Koptu. Koptu arkadaşlar. Şunun şeyi. Çok güzel. Bıcık bacak. Arkadaşlar bu bacak ne olduğunu sadece Jorbox videomu izleyenler bilir. Bacak diyordum bir yerde. Bu kablosu koptu arkadaşlar. Bu yanarken kablosu daha kolay kopuyor. Böyle bir şey.
Mesela valla arkadaşlar biz şey indirmiştik MK'yle. Bir tane YouTuber'dan indirmiştik. Onda bir tane bug vardı. Modların ismi hiçbirisi gözükmüyordu. Artık bir bakın kullanmış o da. Play Store'a geldi arkadaşlar. Biz de Play Store'dan indirebilir bu şeye. Tabii şu an belki herkese gelmemiş olabilir. Ondan sonra arkadaşlar başka neler geldi? Başka çok bir şey gelmedi arkadaşlar. Yani hepsi önemli değildi. Bakın şurada mesela. Şurada makineler var. Bunlar geldi. Bu geldi. Bu geldi. Bu arada bunların hepsinin rengini değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Hepsini. Böyle yazılarla da kendiniz yapabilirsiniz. Mesela change text deyin. Buradan lan, buradan I deyin. Save deyin. I böyle oldu. O zaman L deyin. Yani küçük L deyin o zaman arkadaşlar. Ama her türlü büyük oluyor gibi. O zaman şöyle. Arkadaşlar yapamadım ama bakın mesela böyle bir parça elde ettiniz. Yapabilirsiniz bunu böyle. Bakın böyle şunu açarsınız. Böyle ev falan da yapabilirsiniz mesela. Şunları resize. Resize deyip bunu böyle büyütürsünüz. Neden söndü? Nasıl söndü? Ha, tamam. Bunu böyle büyütürsünüz arkadaşlar bakın. Sonra bununla ev yaparsınız. Rengini falan da değiştirebiliyorsunuz zaten. Mesela mavi. Mor oldu. Bunlar kırılıyor arkadaşlar. Bunlar unbreakable vardı. En aşağıda bu da kırılmaz olur arkadaşlar bakın. Hepsini kırıyor ama bu kırılmaz. Her şey tak diye kırılıyor ama kırılmıyor. Böyle arkadaşlar güncelleme bence çok güzel bir güncelleme olmuş. Bu arada arkadaşlar bazı easter egg'ler var. Bu arada arkadaşlar ben size bir şey göstermeyi unuttum. Bakın diyordum ya bir videodan beri şey diye size çok güzel bir taktik göstereceğim diye. Arkadaşlar bakın seed gösterme diye bir yer yaptım. Seed gösterme diye change seed diyor bakın arkadaşlar menüye geldiğimizde. Change seed'e basıyorsunuz ve buraya flat yazıyorsunuz. Böyle yamuk yumuk yerler. Flat yaptığınızda okey dediğinizde böyle harita geliyor ve dümdüz arkadaşlar. Dümdüz. Burada çok güzel kuleler falan var. Ve bu seedlerle arkadaşlar mesela birisi çok garip bir şekil buldu. Böyle evler böyle garip bir şekil yapmış. Sonra işte YouTube'a falan paylaşıyor. Bu seed'e girerseniz çok komik şeyler oluyor diye. Bu seed'e giriyorlar sonra confirm diyorlar. Mesela örnek veriyorum. Bakın böyle yerlerden binalardan bir şekil olmuş mesela. Bunu görebiliyorlar. Bu arada garip garip şeyler. Bu arada arkadaşlar easter egg'lerde de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bazı karakterler oluyor. Ararsanız bulabilirsiniz arkadaşlar. Mesela, ama zor. Yani ben hiç görmedim. Hiç çok da aramadım zaten. Camlarda falan belki bakabiliyor. Böyle garip garip karakterler olabiliyor. Bir adam bulmuş. Hatta çubuk adam bulmuş. Böyle binanın üstünde duruyordu çubuk adam. Komikti. Böyle arkadaşlar siz de eğer böyle gizli easter egg bulursanız arkadaşlar CD'ni yazarsınız yorum kısmına. Ben de çekerim belki easter egg diye. Ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.